Ekonomileri kolay anlayabilmek için onları biraz basitleştirmek huyumdur. Şimdi yine aynı şekilde sadece iki aktörden oluşan bir ekonomi hayal edelim. Aktörlerden biri Çiftçi Bey. Güzel çizmeye çalışayım. Böyle bir bıyığı var. Çiftçi Bey'in bir de şapkası olsun değil mi? Çiftçi Bey bu ekonominin çiftçisi. Diyelim ki bu ekonomide bir de usta var. Yani bu ekonomiyi iki şey üretiyor. Çiftçimiz gıda üretiyor. Ustamızsa konutların bakımını ve daha birçok şeyi üstleniyor. Usta Bey de işte bu olsun. Saçlarına da güzelce çizdik. Evet. Usta Bey. Ve bahsettiğimiz konuya hizmet etmesi için bu ekonomi sabit olsun. Bu beyler fazladan kazandıkları her 1 liranın %60'ını harcıyor. Şimdi bunu ekonomi dilinde nasıl ifade ederiz onu söyleyeceğim. Bu ekonomide marjinal tüketim eğilimi. Marjinal tüketim eğilimi. Kısaca MTE yüzde 60. Yani 0,6. Bu şu demek oluyor. Bu ekonomideki herhangi bir kişi cebinden fazladan 1 lira gördüğünde o 1 liranın 0,6'sını yani %60'ını harcıyor. Yani bu usta birdenbire fazladan 1 lira kazanacak olursa o paranın 60 kuruşunu harcayacak. O para karşılığında bir şeyler alabileceği tek kişi bu çiftçi. Çiftçi de fazladan 1 lira kazandığında o 1 liranın 60 kuruşunu ustaya harcayacak. Şimdi bu varsayımdan hareketle şunu bir düşünelim. Bu beylerden biri harcamalarını aniden bir miktar arttırmaya karar verirse ekonomide ne değişir? Şu an herkesin mutlu bir hayat sürdüğünü varsayıyoruz. Ekonomi istikrarlı gidiyor. Fakat çiftçi çekmecesinde daha önce fark etmediği bir kese buluyor. Bu kesenin içinde hangi para birimini kullanıyorlarsa o birimden bir miktar para var. Mesela bu adada lira birimini kullanıyor olabilirler. Belki bu adaya düşmelerine neden olan gemi kazası sırasında ellerinde sadece lira vardı. O yüzden de herkesin üzerinde anlaştığı para birimi lira oldu. İşte bu çiftçi bir kesenin içinde koca bir tomar lira buluyor. Bu paranın bin lirasını harcayıp o parayla evime tadilat yaptıracağım diyor. Böylece harcamada bir artış meydana geliyor. Çiftçi ne yaptı? Bin lira harcadı ve o parayı ustaya verdi. Ustanın artık fazladan bin lirası var. Bu durumda ustanın marjinal tüketim eğilimi %60 yani 0,6 oldu. Yani usta da bu paranın %60'ını harcayacak. Ve bu parayı harcayabileceği tek merci bu çiftçi. Usta %60 çarpı 1000 lira eşittir 600 lirayı harcıyor. Aslında çiftçi harcadığı 1000 lira karşısında beklediğinden fazlasını almış oluyor. Ekonomi iyiye gidiyor galiba diyor. Çünkü usta normalde harcayamayacağı bir 600 lirayı çiftçiye ödemek suretiyle harcadı. Fazladan o kadarlık gıda satın aldı. Ama çiftçinin fazladan 600 lirası var. Ve marjinal tüketim eğilimi 0,6 ya da %60. Dolayısıyla çiftçi diyor ki kazandığım bu 600 liranın %60'ını harcayayım bari. Yani bunun %60'ını harcayacak. %60 çarpı... Yok, ondalık sayı olarak yazacağım. 0,6 çarpı 1000. Veya isterseniz 600 liranın %60'ı deyin. Aynı şey. Evet, sonuç 360 liraya eşit. Şimdi usta ne diyor onu dinleyelim. 1000 lira kazandım. 600 lirasını harcadım ama şimdi bir 360 lira daha kazandım. Ve benim marjinal tüketim eğilimim 0,6. Yani bu... Son gelen paranın da %60'ını harcayacağım. Dolayısıyla usta bu harcamaya ek olarak bunun da %60'ını harcıyor. Ve bu paranın %60'ı tüm bu ifadenin 0,6 ile çarpımına eşit. Yani çiftçi ne harcıyor? 0,6 çarpı bu ifade. Bunu yeşille yazayım. Çarpı 0,6 çarpı 0,6 çarpı 1000 lira. Şimdi bu sayı ne olduğunu bilmiyorum. 360 liranın %60'ı işte. Durun hesap makinesiyle hesaplayıp tam değerini bulayım. 0,6 çarpı ya da buna 0,6 üzeri 3 de diyebiliriz. Hatta öyle yapalım. 0,6 üzeri 3 çarpı 1000. 216 lira ediyormuş. Yazalım 216 lira. Şimdi bu beyefendi şöyle diyor. 216 liram daha oldu. Bunun %60'ını harcayayım. Sanırım işin nereye varacağını görebiliyorsunuz. 216'nın %60'ı tüm bu ifadenin 0,6 ile çarpımı demek. Yazalım. 0,6 çarpı bu ifade. Yani 0,6 çarpı 0,6 çarpı 0,6 çarpı 1000. O halde burası 0,6 çarpı 0,6'nın küpü olur. O da 0,6 üzeri 4'e eşittir. Çarpı 1000. Ve tüm bunlar 216'nın %60'ına eşit. Hesaplayalım. Çarpı 0,6 yaklaşık 130 lira ediyor. Yazalım. Eşittir 129,6 lira. Usta şöyle diyor. Aa 129,6 lira daha kazandım. Gideyim de 160'ını harcayayım şunun. Ve bu böyle sürüp gidiyor. Şimdi buna göre bir düşünelim. Harcamada meydana gelen her 1000 liralık artışa karşılık ekonomide ne kadar yeni üretim ve harcama oluşuyor? Bunu toplam aslında her açıdan bakma mümkün. Gayri safi yurt içi hasıl olarak bakabiliriz. Toplam üretim olarak bakabiliriz. Toplam girdi olarak bakabiliriz. Toplam harcama olarak bakabiliriz. Bu bakışların hepsi geçerli. Çünkü ekonomi son derece döngüsel bir şey. Sonuçta bir bireyin harcaması diğer bireyin geliridir. Ama burada biz toplam üretim diyelim. Üzerinde anlaşılan para birimi yani lira cinsinden toplam üretim bu şuna eşit oluyor. Çiftçinin ustaya ödediği ilk 1000 lira artı ustanın harcadığı bu 0,6 çarpı 1000 lira. 0,6 çarpı 1000 artı burada çiftçi kazandığı paranın %60'ını harcıyordu. Öyleyse 0,6 üzeri 2 çarpı 1000 yazıyoruz. 0,6'nın karesi çarpı 1000. Burada da ustamız kazandığı 0,6'nın karesi çarpı 1000 liranın %60'ını harcıyordu. Bu da 0,6 üzeri 3 çarpı 1000 ediyor. Artı 0,6 üzeri 4 çarpı 1000. Bu sonsuza dek sürüp gidiyordu. Teorik olarak tabi. Ama konuştuğumuz son değer 0,6 üzeri 4 çarpı 1000'di. Bu böyle sürüp gidiyor. 0,6 üzeri 5 çarpı 1000, 0,6 üzeri 6 çarpı 1000 diye devam edebiliriz. Sonsuza kadar böyle azala azala sürer gider. Aslına bakarsanız matematiği heyecanı kılan şeylerden biri de şu. Belki bir sonraki videoda ispatını tekrar yaparız. Birçok derste ispatını yaptık. Bu işlemi tamamlamak mümkün. Bu değer birden küçük olduğu için esasında bu sonlu bir toplama işlemi. Daha doğrusu bu sonlu toplama işleminin sonucunda sonlu bir sonuç elde edebiliyoruz. Üretim ilk baştaki 1000 lirayla ateşlenmişti. İşi basitleştirmek için tüm bu terimleri farklı bir renkte devam edeyim. Tüm bu terimleri 1000 parantezine alabiliriz. 1000 parantezinde 1 artı 0,6 artı 0,6'nın karesi artı 0,6'nın küpü artı 0,6 üzeri 4 nokta nokta nokta. Belki bir sonraki videoda sırf eğlenmek için bunun ispatını yaparız. Parantezin içi geometrik bir serinin sonsuz toplamı. Ve bu toplam şu şekilde sadeleşiyor. Aynı yeşil renkle devam edeyim. 1 bölü 1 eksi 0,6. Bu sayı ne olursa olsun bu toplam 1 bölü 1 eksi o sayıya eşittir. Ve bu örnekte toplam 1 bölü 0,4 olur. 0,4 2 bölü 5'e eşit olduğuna göre 1 bölü 2 bölü 5 eşittir 5 bölü 2. Demek ki toplam üretim 1000 çarpı 5 bölü 2'ye eşitmiş. O da eşittir 1000 çarpı 2,5 o da eşittir 2500. Yani burada iki ilginç olgu söz konusu. İlki insanlar birazcık fazla gelir elde ettiğinde bu gelirin bir kısmını harcama eğilimi gösteriyor. Marjinal tüketim eğilimi de zaten onu tanımlıyor. Bu eğilimin doğrusal olduğunu varsayıyoruz. Bu örnekte insanlar fazladan ne kadar kazanırlarsa kazansınlar %60'ını harcıyor. Bu %60 ekonomi içerisinde sürekli kendi kendisiyle çarpılınca çarpan etkisi dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Önce 1000 liranın kendisi, sonra onun bir kısmı, sonra onun bir kısmı harcanıyor ve sonuçta bu ilk 1000 lira 2,5 ile çarpılmış oluyor. Ve bu 2,5 tamamıyla marjinal tüketim eğiliminin bir fonksiyonu. Şöyle bir bağıntı söz konusu. Marjinal tüketim eğilimi her neyse çarpanı belirleyen şey o. Ve çarpan denen şey aslında şu soruya cevap veriyor. Bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi belliyken fazladan harcanan 1 lira toplam üretimi ne kadar arttırır? Çarpan işte bu sorunun cevabı.